Merhabalar, ben Hüseyin Rami Gürpınar. Sizlere Gulyabani adlı romanımı tanıtacağım. Bu romanın konusu peri ve gulyabani gibi boş inançların nasıl kötüye kullanılarak saf ve namuslu insanların kandırıldığıdır. Kitabın şahıs kadrosu şu şekildedir. Munise, eserin baş kahramanı ve olayların odak noktasıdır. Ayşe Hanım, Munise Hanım'ın annesinin eski dostudur. Hasan ise Munise'nin sevgilisidir. Çeşme Felek ve Ruşen, köşkün sahibinin hizmetçileridir. Hoppaca bir kız olan Munise çok güzel bir kızdır. Annesi ve babası o daha gençken ölür. Komşuları Munise'yi giyindirip geçindirir ve çeyiz vererek onu birisiyle evlendirirler. Fakat Munise kocasıyla pek anlaşamaz ve bir gün kocası evde yokken kaçar. Daha sonra ana dostu olan Ayşe Hanım adlı bir kadın onu bulur ve ona onun hizmetçilik yapabileceği iyi ve namuslu bir yere götüreceğini söyler. Ayşe Hanım Munise'yi bir dağın tepesindeki köşke götürür. Taze dul kaldım. İsteyenler çok oldu ama kocadan canım yandı. Şimdiki kocam hacıyı buluncaya kadar neler çektim neler. Bir zamanlar daha orada burada süründükten sonra benim küçüklüğümü tanıyan ana dostu bir Ayşe Hanım vardı. Geldi beni buldu. Yüzümü gözümü okşayıp öperek dedi ki: Kızım, senin bu yaşta böyle kimsesizliğine, yoksulluğuna yüreğim parçalanıyor. Sana uygun bir yer buldum, gider misin? Temiz, namuslu bir yer olduktan sonra niçin gitmeyeyim anacığım? Namuslarına yerden göğe kadar kefilim. Aylık da gayet boldur. Görülecek iş de yok ama... Ey aması ne oluyor? Sana verecek bazı öğütlerim var. Bunlardan bir harf dışarıya çıkmayacaksın. Eğer istediğim gibi bir kapıysa vereceğin öğütlerden dışarıya çıkmam, inan. Bu gideceğin yerde bir gözünü kör, bir kulağını sağır edeceksin. Göreceğin şeylerin aslını öğrenmek merakına kalkışmayacaksın. Elinde olmadan sezdiklerini dışarıya açıklamayacaksın. Onlar parada pulda değil, gayet emniyetli bir kadın arıyorlar. Dişini sıkar da oturur, kendini onlara beğendirip emniyetlerini kazanabilirsen birkaç yıl içinde oradan zengin olup çıkarsın. Bir ev alıp başcağızını sokarsın. Bir yurdun olduktan sonra da bekar dikişi diksen geçinip gidersin. Bunlar gayet zengin, pek terbiyeli, çok kişizade insanlar. Terbiyeli, tedbirli, ağzı sıkı, aklı başında bir hizmetçi arıyorlar. Bazı kibar konakların da içerideki şeylerin dışarıya sızdığını istemezler. Vallahi az zamanda orada donanır, tövbe yoksulu olursun. Boğazın yemek, üstün elbise, cebinde para görür. Oradan bana bir hizmetçi ısmarladılar. Anan rüyama girdi. Sen aklıma geldin, sonra bana dua edersin. Orası cinlerin, perilerin kumkuma yeridir. Geçenlerde oraya giden arabacı velinin beygirini çarptılar. Hayvanın 5 dakikada soluğu kesildi. Kurbağa gibi yamyazsı oldu. Ezandan sonraya kalmaya gelmez. Ay korkarım. Orası öyle pek esrarengiz bir yer mi? Haydi zevzek, parayı çok alayım diye name ediyorsun. Köşkün içi adam dolu. Onlar nasıl oturuyorlar? Nasıl oturduklarını Allah bilir. Oturup da rahat mı ediyorlar? Çiftlik sahibi hanımefendi perilere karıştı. Çıldırdı. İç bahçedeki havuzun kenarında her akşam cinler meclis kurarlar imiş. Hanımefendi gidip onlarla oturur, konuşur imiş. Hanımdan başka gece bahçeye çıkanları periler boğarlar imiş. Oraya giden erkek, kadın, hizmetçilerden hiçbiri sağ dönmez. Sular karardıktan sonra o civarda kimse dolaşamaz. Kurtları kuşları bile çarparlar. Artık uydur uydur söyle bakalım. Allah kimseyi sizin dilinize düşürmesin. Siz arabacılar, köylüler bir yalana bin mübalağa katarsınız. Hanımefendi orada mı çıldırdı? O İstanbul'daki konağında aklını bozdu. Zengin kadın tımarhaneye koymadılar. Tebdili hava etsin diye buraya çiftliğine getirip kapadılar. Ay, beni hizmetçiliğe götürdüğün hanımefendi deli mi? İnna Allah'a sabirin. Öyle ona buna saldıran azgın deli değil. Biraz meraklı sersemce bir kadın işte bu. Ya çiftliğin eski mezarlığından çıkan Gulyabani?
Minare kadar bir şeymiş. Geçenlerde ay ışığında 3 atlıyı kovalamış. Biçareler Burgurlu'ya zorla kaçabilerek baygın düşmüşler. İkisinin hayvanı çatlamış. Artık sus herif. Yanımdaki saf dil kadını korkutuyorsun. Baksana beti benzi kül kesildi. O Gulyev annenin yemeği çiftliğin matbaanından verilirmiş. Bir gece vermezler ise oralarını allak bullak edermiş. Ne kümesi tavuk bırakırmış, ne ağırda hayvan, ne de ağılda koyun. Çenen tutulsun, yetişir dedim ya. Hiç minare kadar gulyabani matbah yemeğiyle doyar mı? Böyle şeyleri duyup da inanmak için insan ne kadar ahmak olmalı? Ben işittiğimi söylüyorum hanım. İşittiğin sende kalsın. Mun ise bu köşkün garipliklerine şaşıp kalır. Çünkü gelirken onları buraya getiren arabacının konuştuğu cin, peri ve gulyabani muhabbetine inanmayan Munise bunlara inanmaya başlar. Munise Ayşe Hanım'ın onu buraya büyük bir bahşiş karşılığında getirdiğinde bu zaman anlar ve kafasına vurur. Gitmeye çalışır fakat ona buraya gelen insanların bir daha geri dönemeyeceğini söylerler. Munise'nin getirildiği köşkün her tarafında her gece cinler, periler dolaşır. Eyvah, kadınım yok. Bakınız arkasından hırkasını da çıkarmışlar. Mendilciyi de orada duruyor. Belki gezmeye götürdüler. Kaftanın arkasına seyrana çıkardılar. Kadının burada içi sıkılıp duruyordu. Yavaşça açık pencerenin önüne yaklaşıp dışarı bakarak... Bunlar götürdükleri insanların cesetlerinden hiçbir tarafta bir nişane bırakmazlar mı? Öldürdükleri hizmetçilerden birinin kemikleri bulundu. Allah rahmet eylesin, pek semiz yağlı bir kadındı. Destek kebabı yapmışlar. Pişirip de mi yiyorlar? Aman her şeyi sorma öyle. Bahçede gül yabani yok, gitmiş. Sus kalfa sus. Onlara her söz malum olur. Kızarsa şimdi gelir bizi de götürür. İşte burada. Burada baygın yatıyor. Zavallının betine benzine bakınız. Limon sarısı kesilmiş. Vah biçare kadıncığım. Kim bilir ne büyük korkular geçirerek buracığa sığınmış. Onlar baygını bırakıp kendi canlarının kaygısına düştüler. Çeşmi Felek acele kapıları sürmeledi. Ruşen, cinlerin teskin hiddetleri için bildiği duaları okuyup etrafa üflüyordu. Bu dualar sanki onları bütün bütün kudurttu. Toz vurur gibi kapıları gümletmeye başladılar. Bu gece dışarıya nasıl çıkacağız? Rabbim bize acısın, yardımcımız olsun. Bir gün gece bir erkek peri Munise Hanım'ın odasına gelir. Munise bu durumun karşısında şaşkın kalmıştır. Bu erkek perinin adı Hasan'mış. Hasan çok güzel yüzlü peridir. Hasan kendisinin peri olmadığını ve onu bu köşkten kurtarmak istediğini söyler. Munise bu olaylarla sürekli karşılaştığından onun sözüne inanmaz. Hasan ise ona aşık olduğunu ve onu sevdiğini, onun için her şeyi yapabileceğini söyler. Daha sonra Hasan'ın insan olduğu ve şehirden bu köye geldiği anlaşılır. Hasan sonunda bu cin peri saçmalıklarının bir iç yüzünün olduğunu anlar ve bunu ortaya çıkarır. Demek ki cin, peri ve gulyabani muhabbeti saçmalıktan ibaretmiş. Bunların hepsi cin, peri ve gulyabani kılığına girmiş birer insanlarmış. Bu insanlar cahil köy halkını kandırır ve namussuzca işler yaparlarmış. Hasan onların hepsini yakalar ve halkın önünde hepsini tanıtarak cezalandırır. Elmasım, hiç korkma. O mecnun perileri hep savdım. Seni kurtarmaya geldim. Benden sana bir fenalık gelmeyeceğine emin ol. Korkma güzelim. Üzülme şekerim. Hasan sana kurban olsun. Ben canımı feda ederim. Senin kılına zarar geldiğini istemem. Ben de senin gibi Beni Adem'im. Niye korkuyorsun? Her sözüne inanırım. Yalnız insan olduğuna beni inandıramazsın. Neden? Şeklimde insandan başka şeye benzer bir hal mi var?
Şimdilik yok. Fakat canın isterse yine birkaç dakika evvelki tüylü, korkunç, o insan yiyici şekline geçebilirsin. Ya sen kimsin? Ben çiftlik uşaklarından Hasan. Her gün sizin işinizi gören Sadık Hasan. Benim çiftlik uşaklarıyla bir münasebetim yok. Hiçbirinin yüzünü tanımam. İnanmaz isen yarın tahkik et. Gel bahçe kapısının aralığından dışarıya bak. Beni şimdi gördüğün gibi yine aynen öyle görürsün. Sonra Munise Hasan'la evlenir. Köşkte hizmetçilik yapan Çeşmi Felek Kalfa ve Ruşen'e de birer koca bulurlar. Onlar da mutlulukla hayatını devam ettirir. Köşkün sahibi hanımefendi de Munise ve Hasan'la birlikte bir müddet yaşar ve sonra hayatını değiştirerek bütün malını ve mülkünü ona bırakır. Hasan'la Munise hayatlarına mutlulukla devam ederler.